Şimdi çocukluğumda başladım ben. Babamla beraber Ödemiş Musiki Cemiyeti'ne gidip geldik. O cemiyette başladım musiki derslerine. Ondan sonra Ankara İzmir Radyosu'nda imtihan açıldı. Oraya gittim. Fakat yaşım küçük diye almadılar. Yaşımı biraz büyüttük. Birkaç yaş değil, 4-5 yaş büyüttük. Öyle İzmir Radyosu'na girdim. Sonra Ankara Radyosu'na tayin oldum. Aşağı yukarı 56-57 sene oldu sanat hayatım. 57. seneye girdik. Bu dile kolay tabii. Bunun yanı sıra Avrupa turnelerim. Olimpiyada ilk konser verenlerdenim. Ben Olimpiya salonu vardır Paris'te. Çok meşhur bir salondur. Evvela yani bütün sanatçılardan evvel ben verdim. Neşet Ertaş'ın türkülerini hemen tüyünü ben okudum. Tatlı dilim güler yüzünü ilk okuyan benim plakta. Yani Neşet Ertaş'la beraber yürüdük diyebilirim. Bir okuş gırtlak şekli, bir okuş havası, kokusu var, tarzı var. Onu çok çalışmak lazım. Ben Neşet Ertaş'ın türküsünü aldığım zaman en az bir ay çalıştım. Türkülerin aslını bozmasınlar. Ben o tavsiyede bulunurum gençlere. Aslını bozdukları zaman ya bazı arabesk nameler falan koyuyorlar ya. O bu sefer türkünün özelliği gidiyor. Yörenin tavrından çıkıyor. Bir Kayseri türküsünü arabesk gibi okursan ne olur? Ya bir Kırşehir türküsünü arabesk okursan hiçbir tadı kalmaz. Kokuyu vermez, memleketin kokusunu vermez.